Sevgili seyirciler, şu anda Ankara'da Altın Park'ta Ankara Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 5. Kars Ardahan Iğdır tanıtım günlerindeyiz. Her yöre kendi ürünlerini, organik ürünlerini, yerel zenginlik kaynaklarını ve coğrafi olarak, tarihsel olarak, kültürel olarak tanıtma gayreti içerisindedir. Bugün de Ardahan Üniversitesi'nde konuk olduk. Bakalım Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber Ardahan'ı neyini tanıtacak, buraya ne getirmiş, burada Ankaralılara ve katılan Ardahanlılara ne anlatacak? Söz sizde. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Mustafa Bey, teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için, size müteşekkiriz. Efendim, biz de 5. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun hazırlamış olduğu tanıtım günlerinde bu 3. katılımla buradayız. Üniversite olarak Ardahan'ın tanıtımına elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu sene çok özel bir faaliyetle katıldık bu günlere, tanıtım günlerine. Geçen yıl bizim Ardahan'ın 4 mevsim 12 ayını kapsayan bir fotoğraf yarışması düzenlemiştik. Ve bu yarışmaya 700'ün üzerinde fotoğraf katılmıştı Türkiye genelinde. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen bu 700 fotoğraftan 50 tanesini seçici jüri sergiye layık buldu. Ve biz de bu serginin ilkini Ardahan'da üniversitemizde yapmıştık. İkincisini İstanbul Pendik'te yaptık. Üçüncüsünü Ankara'da yapıyoruz. Bundan sonra İzmir'de, büyük şehirlerimizde, Kocaeli'nde yapmayı Bursa'da düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde bu büyük illerdeki Ardahanlı hemşehrilerimizin özellikle Ardahan özlemini bir nebze gidermek, üniversite olarak onlara daha çok ulaşmak, tanışmak ve kaynaşmak üzere bir faaliyetin içerisindeyiz. Tabii fotoğraf yarışmasına biz ciddi ödüller de koymuştuk. İnşallah çok çağdaş bir fotoğraf sergisi yaptık. Profesyonel bir iş oldu. Nasip olursa bunu önümüzdeki yıllarda da tekrar bu fotoğraf yarışmalarını düzenlemeyi ve hemşehrilerimizle, Türkiye ile bunu paylaşmayı üniversite olarak bir vazife biliyoruz. Tabii üniversiteler sadece eğitim yapmazlar. Bulundukları bölgenin coğrafyasına her türlü kültürel, tarihi, sosyal katkıları da sunmaya çalışırlar, tanıtımlarına çalışırlar ve bir sosyal kaynaşmayı da temin ederler. Ayrıca üniversitemizin bugün burada bir standı da var. Kendi videolarımızla üniversitemizi bütün birimlerimizle tanıtmaya çalışıyoruz. Bütün hemşehrilerimize, personelimizle birlikte ben direktör olarak burada hemşehrilerimizle tanışmaya, onlara dokunmaya, onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Bu yılki katkımız bu çerçevede gerçekleşti. Mustafa Bey. Efendim, üniversiteler bir kentin gelişmesinde, kimlikli kent olmasında, cazibe merkezi olmasında, bir kentin kalkınmasında yol haritası. Evet. Dolayısıyla üniversiteler projeler geliştirir. Özellikle bizim Kars Ardahan'ın tarihi biliyorsun 1938'e kadar yazılmamıştır. Fahrettin Kirzioğlu yazılmıştır. Dolayısıyla tarihsel, kültürel bütün eksikliklerimiz var. Üniversite ne yapar? Bunu sıfırdan alır, bütün tanıklarıyla buluşur ve bir noktaya kadar taşır. Siz Ardahan Üniversitesi olarak Ardahan'ın tanıtımı, kalkınması, gelişmesi, tarih, sosyal ve eski tarihi bilinmeyen eski tarihiyle alakalı yeniden bir tarihin yazma gibi bir görevlendirme yapmadınız. Efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi tabii üniversitelerin biraz önce söylediğim gibi önemli bir fonksiyonu da bölgesiyle bilimsel anlamda bir kaynaşmayı temin etmesi ve bu anlamda şehrin, bölgenin lokomotifi olmayı hedeflemesi gerekir. Biz de bu minvalde projeler yapıyoruz, faaliyetler yapıyoruz. Mustafa Bey, ben 4,5 yıldır Ardahan'dayım ve rektörlük yapıyorum. Üniversitemize bu süreç içerisinde davet ettiğimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki bilim adamlarının sayısı 600'ü geçti. Çok sayıda uluslararası, gerçek anlamda uluslararası konulu sempozyumlar, kongreler yaptık.
düzenledik. Bunlardan örnek vereyim size. Bir tanesi Ardahan'ın tarihiyle ilgili oldu. Biliyorsunuz 3-5-7-9 Ocak 1919 tarihleri aslında Ardahan kongrelerinin yapıldığı tarihler. Ve bu kongrelerde henüz Erzurum, Amasya, Sivas gerçekleştirilmemişti. Bu kongrelerden daha önce yapılan kongrelerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ardahan'da bir programa geldiğinde bizim kongreden sonra gelmişti. Şöyle bir ifadesi oldu. Ardahan'ın kongreleri aslında milli mücadelenin işaret fişeğidir demişti. Biz de bu gerçeği tekrar gün yüzüne çıkarmak üzere 2019 yılında Ardahan Kongrelerinin 100. yıl dönümünde Uluslararası Ardahan Kongreleri Sempozyumu düzenledik. 10 farklı ülkeden ve Türkiye'den alanında saygın bilim adamları üniversitemize geldiler ve yaklaşık 500 sayfalık bir bildiri kitapçığı yayınladık. Bunu da Türkiye'deki bütün kütüphanelere, bütün üniversitelere, bütün milli kütüphanelere, şehirlerdeki büyük kütüphanelere gönderdik. Ve Ardahanlı akademisyenlerimizin özellikle okuması için, değerlendirmeleri için onlara da sunduk. Bu alanında çok önemli bir kaynak oldu. Konusu tamamen, bu 500 sayfalık kitabın konusu tamamen Ardahan Kongreleri, kongrelerin düzenlenişi, önemi ve tarihi arka planlarıyla bütün gün yüzüne çıkarılmış oldu. Belki bu alandaki en iddialı tek kaynak diyebiliriz. Derli toplu tek kaynak diyebiliriz. Bunun dışında mesela biz son sene pandemi nedeniyle, salgın nedeniyle yapamadık. Fakat 3 defa geleneksel olarak düzenlediğimiz Kafkaslardan Anadolu'ya şiir, şair, aşık günlerini yaptık. Ve bu anlamda da Ardahan'a 100'e yakın şair, aşık ve bilim adamı katıldı. Ardahan'ın biliyorsunuz Ardahan aşıklar diyarı. Çok değerli halk ozanlarımız, halk aşıklarımız var. Bunların tanınması, aşık şenliğin, müdaminin, efendim Çobanoğlu'nun, daha birçok değerli insanımızın tanınması ve var olan, hali hazırda hayatta olan aşıklarımızın üniversiteyle birlikte ortak programlara katılması anlamında 3 defa tekrarladık. Bu son sene pandemi nedeniyle yapamamıştık ama önümüzdeki yıl inşallah tekrar bu Kafkaslardan Anadolu'ya şiir, şair, aşık günlerini yapacağız. Bu çok önemli bir kültürel faaliyet. Bakın buradan şu çıktı. Ardahan'a gelen şairlerimiz artık bir Ardahan şiirleri antolojisi oluşturmaya başladılar. Gelen şairler o etkilenmeleriyle Ardahan üzerine şiirler yazdılar. Onları topluyoruz. Bir Ardahan şiirleri antolojisi çıkaracağız. Tabii biraz daha şiir birikmesini bekliyoruz. Mesela başka neler yaptık? Göç kongresi yaptık. 2 defa uluslararası göç kongresini yaptık. Ardahan'ın önemli sorunlarından birisi biliyorsunuz. Şehirden göç veriyoruz. Bunu yaptık, çarelerini aradık. İstihdam nasıl sağlanır üzerine bilim adamlarımız kafa yordular. Daha başka neler yaptık? Efendim mesela 2 defa uluslararası mitoloji sempozyumu yaptık. Uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimler sempozyumu yaptık. Hülasa dediğim gibi 4,5 yıl içerisinde Ardahan'a 600'ü aşkın Amerika'dan Rusya'ya kadar, Japonya'dan İtalya'ya kadar uluslararası alanda iddialı bilim adamlarını Ardahan Üniversitemize davet ettik. Ve biz bu bilim adamlarımızı Çıldır Gölü'ne götürdük. Hani sordunuz ya Ardahan'ın kalkınması ve tanıtımı anlamında neler yapıyorsunuz diye. Hem şehir içi gezilerini mutlaka yaptık. Çıldır Gölü'ne götürdük, Posof'a götürdük, Yalnız Çam Kayak Merkezi'ne götürdük, Şeytan Kalesi'ne götürdük, efendim Hanaka Damal'a götürdük, buraları gezdirdik, alışveriş yaptılar ve biz onlardan aldığımız geri dönüşlerle memnuniyetlerini inanın çok üst düzeyde bulduk ve bu uluslararası sempozyum kongrelerimizi üniversite olarak kesintisiz
yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bu son 1,5 yıl bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde de programları yüz yüze programları aksatan bir maalesef süreç yaşadık. Ama inşallah yeni dönemde öğrencilerimiz artık geldiler, başladılar ve biz de o eski kaldığımız yerden, 1,5 seneki yerden programlarımıza devam ediyoruz. Kaç öğrencimiz var şu anda bu? Efendim, son yerleştirmeler, ikinci ek yerleştirmeler açıklanmadı. Onlar açıklandığında 6.000'i yakalamış olacağız ümidindeyim. Toplam öğrenci sayımızla 6.000'i yakalamış olma ümidindeyiz. Bu sene şu ana kadar 1.300'ü geçen kayıtlı öğrencimiz var. Bu sene kaydolan öğrenci sayımız. Evet, 1.300'ü geçti. Dediğim gibi bu önümüzdeki hafta içerisinde biz ikinci ek yerleştirmelerin açıklanmasını bekliyoruz. Ümidimiz o ki 1.500'ü geçeceğiz, tahmin ediyoruz. İnşallah. Evet, evet. Cumhurbaşkanı da açıkladı, yabancı öğrencileri üniversiteleri kabul ediyor. Evet. Ardahan Üniversitesi bu noktada ne çalışma yaptı? Afganistan'dan, Suriye'den, Irak'tan falan bir öğrenci getiriyor. Efendim, tabii bu uluslararası öğrenci konusu her üniversitenin öncelikleri arasında, bizim de önceliklerimiz arasında. Bizim devam eden yabancı öğrenci sayımız şu anda 200'ün üzerinde. 280 civarında. Son mezunları rın sayısını tam netleşmediği için söyleyemem. Yani 200'ün üzerinde bir öğrenci sayısına şu anda sahibiz. Fakat özellikle şu an bizim öğrenci aldığımız doğu coğrafyası, yani Türkiye Cumhuriyetlerden henüz Türkiye'ye girişler bu pandemi nedeniyle vize konuları hallolamadığı için bizi çokça arayıp kaydolmak isteyen öğrenciler var. Fakat bunların henüz gelişlerindeki engeller, pasaport ve geçiş engelleri, kendi ülkeleri tarafından oluşan engeller henüz duruyor. Ve biz de öğrenci sayımızı, üniversitemizi dışarıda tanıtarak artırmaya çalışıyoruz. Bu tabii ki bizim için önemli bir konu. Efendim, şimdi en önemli sorumuz ne biliyor musunuz? Evet. KÜNÜK vardı, yani Kafkas Üniversiteler Birliği. Evet. Ardahan Üniversitesi de başkanıydı. Son durumunu bana anlatır mısınız? Efendim, bu KÜNÜK konusu baştan alırsak, eğer vaktimiz varsa, ben bunu kısaca ifade etmek isterim. Ben geldiğimde, üniversiteye başladığımda bazı rektör arkadaşlarımız aradılar. Hem tebrik için aradılar, hem de dediler ki, ya hocam işte KÜNİB'in, bu KÜNİB dediğimiz Kafkasya Üniversiteler Birliği, bu KÜNİB'in işte Azerbaycan'da bir programı var. Ben Ocak gibi başlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Nisan ya da Mayıs ayında düzenlenmiş, yani 5 ay sonra yapılacak bir programı bu dışarıdan rektör beyler bana sormaya başladılar. Ben de arkadaşlara, bizim yönetici arkadaşlara, ya bu KÜNİB konusu nedir? Biz bir Azerbaycan'da bir program mı yapıyoruz diye anlamaya çalıştım. Ortaya çıkan tablo şu: Ardahan'da, tabii bunlar artık geçmiş konular ama siz sordunuz diye söylüyorum. Hocam, Ardahan'da bir KÜNİB, Kafkasya Üniversiteler Birliği diye bir birlik kuruldu. Daha sonra bu birlik Kafkasya Üniversiteler Birliği Derneği olarak dönüştürüldü. Dernek şu anda bağımsız bir yapı ve üniversite bu derneğin üyesi değil. Siz üyesi değilsiniz. Evet, Ardahan Üniversitesi. Biz bunu da derneğe daha sonra yazılı olarak sorup teyidini de aldık. Biz bu derneğe üye değiliz ve yaptığı faaliyetler konusunda da bir bilgimiz yoktur. Bana aktarılan bilgi. Peki dedim, ya bu rektör hocalar bunu bana niye soruyorlar? Hocam, sizin bir işte Azerbaycan'da bir programınız var filan diye. Başta KÜNİB Ardahan'da kurulduğu için hala zihinlerde kalan bilgi o. O gerekçeyle bize soruyorlar. Ve biz de bunu daha sonra, bu kafa karışıklığını, bu bilgi eksikliğini düzeltmek üzere YÖK'e ve bütün üniversitelere şöyle bir yazı yazdık. Kafkasya Ardahan Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler Birliği Derneği'nin bir üyesi değildir ve yaptığı faaliyetler konusunda da bilgi sahibi değildir. Konu budur. Efendim,
dünya hızlı değişiyor. Evet. Bilimsel olarak hızlı. Evet. Ayak uydurursanız dünyada yerinizi alıyorsunuz. Evet, tabii ki. Yani aldıktan sonra ne yapıyor? Bilginizi önce üniversite içerisinde, sonra Ardahanlarla, sonra çevrenizle paylaşıyorsunuz. Ardahan Üniversitesi bilimsel olarak hangi yolu izliyor? Şu anda neredesiniz efendim? Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Şimdi bir üniversiteyi uluslararası kılan en önemli unsurlardan bir tanesi uluslararası düzeyde yaptığınız yayınların sayısı ve kalitesidir. Yani siz uluslararası endeksli dergilerde ne kadar yayın yaptınız? Bu yayınlarınızın akademisyen başına sayısı nedir? Ve bunların etki değeri dediğimiz uluslararası dergilerde İngilizcesiyle impact factor, Türkçesiyle etki değeri dediğimiz değeri nedir? Bunlar çok önemli parametrelerdir. Bir üniversiteyi uluslararası kılan değerlerden birisi. Şimdi 2017 yılında Ardahan Üniversitesi'nin uluslararası yaptığı yayınları 2020 yılı sonuyla biz geldiğimiz noktayı ifade etmek istiyorum. Yayın sayısı olarak 5 katına çıkardık. 5 katına çıkardık. Bu yayınların uluslararası endekslerde atıf alma sayısını da 100'den 1100'e çıkardık. Bakın, birisi 4 kat artıyor, yayın sayınız 4 kat, 5 kat arttı. Referans edilme sayısı da 10 kat arttı. Dün yayınlanan, daha dün ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir enformatik enstitüsünün yaptığı uluslararası bir ölçeklendirme çalışması var. Buna bütün üniversiteler bu değerlendirmeye giriyorlar. Yani bu enstitü bütün üniversiteleri değerlendiriyor. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün üniversiteleri değerlendiriyor. Geçen sene biz URAP dediğimiz değerlendirmede University Ranking by Academic Performance, yani üniversitelerin akademik performanslarının ölçümü şeklinde Türkçeleştireceğimiz bir çalışma geçen sene açıklandığında biz tüm üniversiteler arasında 12 sıra yükselmiştik. Bilimsel gelişim anlamında. Yani burada neyi ölçüyor bu çalışma? Yayınlarınızın kalitesini, sayısını, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını ve doktora, tez, yani lisans üstü anlamda yaptığınız çalışmaların sayısını ve niteliğini ölçüyor. Parantez açıp şunu söyleyeyim. Ben başladığımda, 2017 yılında başladığımda Ardahan Üniversitesi'nde 4 tane lisans üstü program açıktı. Şu anda bu programlarımızın sayısı 20'ye yaklaştı. Bakın, bunlar eskiden kötüydü. Şimdi iyi anlamında söylemiyorum. Lütfen böyle anlaşılmasın. Şunu söylemek istiyorum. Ardahan Üniversitesi artık başladığı yerin çok 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 ötesine geçmiş durumda. Şimdi dün yayınlanan rapora dönersek, bu raporda en önemli açıklanan konu şuydu. Ardahan Üniversitesi 2021-22 eğitim öğretim döneminde 19 basamak yukarıya çıktı. Bakın, geçen sene 12 olan 12 basamak yükseldiğimiz değer bu sene 19'a çıktı ve Ardahan Üniversitesi bilimsel gelişim hızında sağlık bilimleri üniversitesinin arkasından Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sıradayız. Bakın, URAP verilerine girip bakan herkes bu gerçeği oradan çok rahatlıkla görecek. Ardahan Üniversitesi daha yolun başında bir üniversite Mustafa Bey. Biz yolun başındayız. Ama avantajlarımız var. Avantajlarımız neler? Çok dinamik bir akademik kadromuz var. Türkiye'nin büyük üniversitelerinde, yurt dışında güzel iddialı üniversitelerde master doktorasını tamamlamış gelmiş akademisyenlerimiz var. Bu genç akademisyenler Ardahan'ı aldı götürüyorlar. Üniversiteyi aldı götürüyorlar. Onun için tekrarlıyorum. Dünkü yayınlanan raporda
Ardahan Üniversitesi bilimsel gelişim hızında Türkiye'de ikinci sırayı yakaladı ve biz geçen sene 125. sırada idik. Bu sene 106. sıraya yükseldik. Son 5 yılda Ardahan Üniversitesi 40 basamak yukarıya çıktı Mustafa Bey. 40 basamak yukarıya çıktı. Bunlar herkesin bilimselliğinden şüphesi olmayan bir çalışmayı herkesin görebileceği, spekülasyondan uzak, bütün dünyaya kendini kabul ettirmiş, dediğim gibi ODTÜ'nün enformatik enstitüsü bunu yapıyor ve bunu da yayınlıyor. Her sene bu aylarda yayınlıyor. Tabii burada söylenecek çok şey var. Biz sürekli eğitim merkezini aktif hale getirdik Mustafa Bey. Rahmetli Arzu Kılıç hocamızın da adını koyarak, ki orada katkısı çoktur, kendisini rahmetle yad ediyoruz. Arzu Kılıç sürekli eğitim merkezimizde biz şu anda çok boyutlu eğitimler yapıyoruz. Ev hanımlarımızdan liseyi bitirmiş, üniversiteyi gidememiş gençlerimize mesleki eğitimler, dil eğitimleri, sosyal eğitimler, buna güzel sanatlardan tutun efendim enstrüman eğitimine kadar eğitimler veriyoruz. Artı biz Ardahan Üniversitesi olarak şehrin eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede okuyan öğrencilerimize bu sürekli eğitim merkezi içerisinde oluşturduğumuz temel bilim atölyeleri, fizik atölyesi, biyoloji atölyesi, kimya atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, marangoz tasarım atölyesi, bilimsel düşünce, robotik kodlama atölyesi, bilgisayar eğitimi atölyesi kuruyoruz. 3D yazıcılarımızla çocuklara uçak yapmayı öğretiyoruz. 3D yazıcılarımızla çocuklara robot tasarlamayı öğretiyoruz. Görüp gezmenizi isteriz. Bakın Mustafa Bey, Ardahan'da Türkiye'nin birçok ilinde olmayan, sadece büyük illerde olan bir planetaryum kurduk. Bunun bir diğer adı da gezegen evi. Bizim sürekli eğitim merkezinin bahçesinde kendisini de bir uzay mekiği şeklinde tasarladık. Burada çocuklarımıza biz uzayı tanıtıyoruz. Yani iddiamız şu: Ardahan'dan yetişen, okuyan gençler neden astronot olmasınlar? Neden uzaya çıkmasınlar? Biliyorsunuz Türkiye uzay programını açıkladı. Artık Türkiye uzay mekiği, uydu teknolojisini üretmeye başladı. Biz bunun hazırlıklarını Ardahan'da yapıyoruz. İnanın Türkiye'de illerimizin belki 70'inde olmayan bir planetaryumu biz Ardahan Üniversitesi olarak ilkokulda okuyan, orta ve lisede okuyan gençlerimizin hizmetine sunduk. Şimdi buradan sizin aracılığınızla ben bir çağrı yapmak istiyorum. Bütün çok kıymetli, özellikle dışarıda yaşayan, maddi durumu iyi olan iş adamı, bürokrat, sanayici, Ardahanlı hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Ardahan özel okulu olmayan, koleji olmayan Türkiye'de sanıyorum tekil olarak kaldı. Ve biz, ben Ardahan'da yaşayan birisi olarak Ardahanlıların, Ardahan'da yaşayan Ardahanlıların bu konudaki ızdırabını görüyorum. O ızdırap şudur. Bakın Mustafa Bey, ortaokul son sınıfa kadar Ardahan'da çok iyi çocuklar liseleri kazanıyorlar. Fakat bu çocuklar dışarıya gidiyorlar. Efendim, Konya Meram Fen Lisesi'ne giden çocuğu biliyorum. 1/7'ye girmişti. 1/7'ye giren çocuk, o çocuğu biz Ardahan'dan, liseden mezun etmek zorundayız. Bunu başarmamız lazım. Bunun bir yolu Ardahan'a iddialı, iyi eğitim veren bir özel okul kurmak. Maddi durumu iyi olan bir Ardahanlı hemşehrimiz çocuğunu özel okulda okutmak için annesiyle beraber onu Antalya'ya, Balıkesir'e, İzmir'e, Ankara'ya gönderiyor. Bakın, hem biz o çocuğu Ardahan'dan mezun edemediğimiz için o çocuk Boğaziçi'ni, ODTÜ'yü, Hacettepe'yi başka illerden kazanıyor. Fakat bizim
üniversitelileşme başarımız aşağıda kalıyor. Şimdi böyle olunca dışarıdan gelen, gelmek isteyen akademisyen, bürokrat ya da Ardahan'ın kendi velileri, onlar da dışarıya götürüp çocuklarına bu imkandan faydalandırmak istiyorlar. Bizim Ardahan'a bir özel okul açmamız gerekiyor. Peki üniversite bunun için ne yaptı? Biz üniversite olarak çok değerli dışarıda yaşayan Ardahanlı hemşehrilerimiz, bunların içinde siyasetçi, akademisyen, bürokrat, sivil toplum örgütü, sanayici insanlar var. Ve çok değerli insanlar var. Bu fikrimizi kendilerine götürdük. Dedi ki ya, sayın hemşehrilerimiz, sayın büyüklerimiz, Ardahan'ın buna ihtiyacı var. Bir vakıf kuralım. Ve bu vakıf üzerinden Ardahan'da bir özel okul oluşsun. Bunun bağışlarla yapalım, yaptıralım. Üniversite olarak biz kampüs içerisinde bir yer vermeye hazırız. Yerini ayarlamışız. Çok çok güzel bir mekanı onlar için, bu okul için tahsis etmişiz. Vakıf kurulmuş. Bakın sağ olsun bu hemşehrilerimiz bize inandılar, güvendiler. Karşı ücretsiz değil mi? Ardahan Üniversitesi'ni kalkındırma vakfını kurduk. Bu vakfın birinci amacı bir özel okul kurulmasına öncülük etmek. İkinci amacı üniversitemize gelecek başarılı öğrencileri burs vererek teşvik etmek ve üniversitemizde okuyan başarılı öğrencileri burs vererek onları desteklemek. Ve burs vermeye başladık. Ama özellikle bu okul konusundaki özel kreş demiyorum, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerini kapsayacak bir özel okul gerekiyor. Bu Ardahan'ın çok ciddi bir eksikliği. Dediğim gibi üniversite olarak biz üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz, öncülük etmeye çalışıyoruz. Ben kıymetli iş adamlarımızı bu konuda Ardahan'a destek olmaya çağırıyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Efendim, oldukça Ardahan Üniversitesi'nin duymadıklarımızı duyduk, güzel şeyler yapmışsınız, teşekkür ederiz. Zannediyorsam bu ikinci röportajı Ardahan Üniversitesi'nde yapacağız. Çünkü İstanbul Ardahan Tanıtım Günleri yapılacak. Ben özellikle hem gelip sizi davet edeceğim, hem de bunu konuşacağız, hem de gurbetteki tüm hemşehrilerimize bu duygularımızı paylaşacağız. Sonuç olarak okul istediğin, özel okul istediğin sonuç olarak son duygularınızı alalım programımızı. Efendim bize tanıdığınız bu imkan için teşekkür ediyoruz. Bütün Ardahan'ımızın, üniversitemizin başarısı bir kişinin başarısı değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. İlk günden, temelinin atılışından bugüne kadar emeği olan herkes, ama herkes, her kademedeki insanımıza, hocalarımıza, idari personelimize, efendim güvenlik görevlilerimize, bütün memurumuza kadar herkes bu ekmekte tuzu vardır. Herkesin emeği önemlidir, katkısı önemlidir. Burada biz üniversite yönetimi olarak tabir caizse işin önünü açmaya, kolaylaştırmaya ve bütün bu anlamda arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların süreçlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Ve iyi niyetle, gayretle, aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince üniversitemizi yönetmeye çalışıyoruz. Bizler geçiciyiz. Orada kalıcı olan üniversitedir ve yapılan işlerdir. Benim son söylemek istediğim konu şu. Ben güzel bir haslet olarak özellikle dışarıda yaşayan Ardahanlı hemşehrilerimizin Ardahan'ı çok iyi takip ettiklerini görüyorum. Onlardan bir isteğim, bir ricam var. Üniversite rektörü olarak üniversitemizle ilgili her konuyu bizden doğrudan öğrenebilirler. Mustafa Bey, artık benim cep telefonumun olmadığı sanıyorum Ardahanlı hemşehrimiz kalmadı. Bize çok rahat ulaşabiliyorlar. Bir telefon açıp, alo deyip, hocam bir çayınızı içmek istiyoruz, ne zaman müsait olursunuz dediklerinde başımızın gözümüzün üstünde onlara buyur ediyoruz. Bakın çok güzel bir konuk evimiz var. Misafir ederiz. Siz de kaldınız biliyorsunuz. Memnuniyetle misafir ederiz. Onların ziyaretinden şeref duyarız. Yeter ki
doğrudan bizimle ilişkiye, temasa geçsinler, arasınlar, konuşsunlar. Biz zaten bakın bu vakfın, Ardahan Üniversitesi'ni Kalkındırma Vakfı'nın bir amacı olarak da, hani çok konuştuk ama bazı şeyler hala duruyor. Bir amacı da şu oldu. Dedi ki bu vakıf üniversiteyle dışarıdaki Ardahanlı iş adamlarımız, sanayicilerimiz, bürokratlarımız, akademisyenlerimiz arasında bir köprü olsun. Bir think tank kuruluşu olsun. Onlar gelsin gitsinler, biz gelip gidelim. Ardahan'a ortak yapacağımız projeler konusunda ortak birlikte kafa yormanın bir platformunu, bir iklimini oluşturalım dedik. Ve bu vakfı da biz toplantılarını, mütevelli toplantılarını artık büyük illerimizde yapıyoruz. Davet ediyoruz dışarıdan insanlarımızı, hem vakfın amaçlarından hem üniversitenin amaçlarından, oradaki imkanlardan neler olabilir üzerine konuşmaya, onlara anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olasınız.